Koşu, triatlon veya bisiklet gibi kardiyo dayanıklılık branşlarından birini mi yapıyorsunuz? Sizin mutlaka kullanmanız gereken bir üründen bahsedeceğim. Birçok düzenli yıl boyu spor yapan sporcu zaten kullanmaktadır. Ama henüz bununla tanışmadıysanız bir antrenör olarak mutlaka size kullanmanızı ilk fırsatta öneriyorum. Ve bundan sonraki bütün antrenmanlarınızda da kullanmaya devam edin. Göğse takılan nabız bandıdır arkadaşlar. Güncel antrenman saatleri artık bilekten nabız ölçümü yapabiliyorlar. Evet, güzel bir özellik. Bu sayede 24 saat boyunca nabzımızı takip edebiliyoruz. Nabız değişkenliklerimizi ölçüyor. Bizim vücudumuzda ne kadar yorgunluk biriktiğini bize söylüyor. Toparlanma süremizi ölçüyor. Uyku kalitemiz arttığında toparlanma süremizin kısaldığını bize söylüyor. Bu gibi güzel faydaları var. Fakat ne var ki bilekten nabız ölçen antrenman saatlerinin hiçbiri, bakın hiçbir marka 35 bin liralık olan en üst modeli de alsanız hiçbiri maalesef bilekten nabızı düzgün ölçemiyor. Özellikle antrenman esnasında. Yani günlük kullanımda işini görüyorken, bu konuda faydasını gösteriyorken bize antrenman esnasında, özellikle koşu antrenmanı esnasında, koşuda bütün vücudumuz hareket halinde. Bileklerimiz, kollarımız sürekli bir salınım halinde. Ne kadar koşu saatimizin kayışını çok sıkı halde de bıraksak, ki bu rahatsız edici olacaktır, oradan geçmekte olan kanın ölçümünü, nabzı ölçümünü doğru yapamıyor. Özellikle hava soğuduğu takdirde yanlış ölçümlerle bizi yanlış yerlere götürebiliyor antrenman analizi konusunda. Ben de zaman zaman antrenör olarak sadece bilekten nabız ölçümü yapan sporcularda bu tür analizlerde zorlandığım geçmişte olmuştu. Bazısının kolundaki tüy miktarı ölçümü engelleyebiliyor veya bilek çapı genişliği engel olabiliyor. Bu yüzden göğse takılan nabız bandının yerini hiçbir saatin bilekten nabız ölçümü almıyor. Şimdi bu videoda Polar bir antrenman saati üreticisi, aynı zamanda da nabız bandı da üretiyor. H10 modelini sizlere biraz tanıtmak istiyorum. H10 modeli üst model bir nabız bandı. H9'u var, OH'si var. Kola takılan, bisepse takılan farklı modelleri var. H10 bunlar içerisindeki üst model dedik. Ve H10'un neden tercih ettim? Çünkü saatim aslında Garmin. Garmin kendisiyle uyumlu bir nabız bandını tercih etmemi önerirdi. Ve daha önce de kullandım. Birbirinden farklı. Garmin HRM Run kullandım. HRM 3 kullandım. Yani triatlona uygun olan. Birbirinden farklı. Ondan eski olan modeli de kullanmıştım. Ve maalesef Garmin'lerde bir uzun ömür problemi yaşıyorum. Ve bu konuda yalnız değilim. İnternette birçok forumu okudum. Bu yönde ortak yakınmaları içeren birçok mesajla karşılaştım. Ve artık en son Garmin saat sahibi bir sporcu ve antrenör olarak ben de nabız bandında Polar'a geçtim ve o günden beri çok memnun olarak kullanıyorum. Bir kere artısı, en büyük artısı, diğer hiçbir markanın, başka markalar da var bu arada, Garmin ve Polar sadece iki firmadan ibaret değil, başka firmalar da üretiyor nabız bandı. Nabız bandının yumuşaklığı arkadaşlar. Bunun karşılığı yok piyasada. Neden yumuşaklık önemli? Çünkü göğsünüze doğrudan temas ediyor. Ve sizin sürekli göğüs çeperiniz daralıp genişlerken orada bir sürtünme meydana geliyor. Evet, biz koşucular veya bisikletçiler nabız bandını takmadan önce takıldığı yere, göğüs hizasına bir miktar vazelin sürebiliyoruz. Bu bir yere kadar koruyabiliyor. Fakat bir yerden sonra sürekli terlediğimiz için ter tuz içeriyor ve sürtünmeyle tuz o hassas olan cildi tahriş edebiliyor. Ve
Hassas olan cilde sahipseniz özellikle Polar H10 modeli sizin için çok daha yumuşak malzemesiyle konforlu olacaktır. Bir başka güzelliği tabii ki Garmin'in kendi nabız bandı gibi. Bu da üst model olduğu için aslında koşu dinamikleri ölçümü de yapabiliyor. Fakat bunun için ihtiyacınız olan bir polar saate sahip olmanız. Benim saatim Garmin olduğu için bu verileri alamıyorum. Fakat saatim eğer polar olsaydı o verilere de sahip olabilecektim. Koşu dinamikleri detaylı analiz yapma konusunda işinize yarayabilecek olan şeyler. Ama belli bir tecrübeye sahipseniz, daha önceden bu verilere sahip olduysanız, fikriniz varsa, kendi vücudunuzu tanıyorsanız, bilimsel antrenman yapıyorsanız o kadar hayati bir öneme sahip değil. Veya antrenörünüz size yeterli bilgiyi verecektir. Polar H10 modelinin diğer saatlerden bantlardan farkı bu bölümünün yani alıcı verici kısmının sökülüp takılıyor olması. Bu iki tane böyle çıt çıtlı yapısıyla çıt sesini duyduğunuzda takılmıştır ve bu aslında artık açıldığını gösteriyor. Yani kullanıma hazır hale ve pil tüketmeye başlıyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey kullanmadıkça bu bölümü, ölçüm cihazını göğüs bandından ayırmaktır. Garmin'lerde ise bu bölüm sabit, çıkartılmıyor. Fakat pilini değiştirmek istediğiniz zaman üstündeki kauçu, lastiği çıkartıp burada 4 tane saatçi torna vidasıyla vidalarını söküp takmanız gerekiyor. Bu da tabii her pil değişiminde burayı çok dikkatli bir şekilde açıp kapatmanız ve sıkı bir şekilde kapatmış olduğunuzdan emin olmanızı gerektiriyor. Eğer burada çok ince bir boşluk dahi kalsa, bu sebeple o boşluktan siz bu bandı yıkarken veya uzun bir antrenmanda, çok sıcak terletici bir koşuda veya antrenmanda veya yarışta oradan az bir miktar su, sıvı, ter bile girse orayı zamanla oksitlemeye sebep olacak ve nabız bandınızın çöp olmasına, çalışmamasına sebep olacaktır. Şimdi Polar'da bu farkı göstereyim. Bunu söktüğünüz zaman arkasında sadece bir tornavidanın ucuyla veya ince bir bıçakla açıp kendiniz kapatabiliyorsunuz. Bir kapak yapmışlar. Yani tornavidayla sıkma, uğraşma gibi bir şey yok. İkisinin de pili birbirine yakın piller. Birisi CR2032, biri diğer türde 2035'ti sanıyorum. O pilden kullanıyor ve pil ömrü de tatmin edici seviyede. Polar'ı ben öneriyorum. Fiyat olarak da eşdeğer özellikteki Garmin'in üçte biri sanıyorum fiyatta. Bu açıdan da fiyat performans olarak özellikle bütçesini düşünen, uzun ömürlü olsun ama cep yakmasın diyen sporcular için yıl boyu takacak olan ve birkaç yıl en az bana hizmet etsin diyen sporcular için önereceğim Polar H10 modeli arkadaşlar.